Merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2'de yepyeni bir seriye başlıyorum. Daha önce yapmadığım yeni bir seriye başlıyorum. Bugün iki devletle birden modern dünyada oynayacağız. Bugün Azerbaycan ve Türkiye ile birlikte oynayacağız. Azerbaycan serisinin finalinde söylemiştim. Bu seriyi bitiriyorum ama daha Azerbaycan serüvenimiz bizim için bitmedi demiştim. Diplomasi bug'ından dolayı o seriyi de maalesef ki bitirmiştik ama artık yeni bir seride yeniden Azerbaycan oynayacağız. Daha önce hiç iki devletle birlikte oynamadım. İlk defa videoda deneyeceğim. Daha öncesinde video dışında da oynamadım. Hiçbir şekilde oynamadım. İlk defa videoda iki devletle birlikte oynayacağım. Nasıl oynanıyor? Bunu da göreceğiz. Dediğim gibi hem Türkiye ile hem de Azerbaycan'la oynayacağız. Daha önce bunu YouTube'da da yapanı görmedim ama bir deneyeceğim bakalım. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Hiç fikrim yok. Bakalım göreceğiz. Ayarlarımız bu şekilde. Zafer koşulları hakimiyet hala yorumlarda görüyorum. Abi benim oyunum bilmem kaçıncı turdan sonra bitti. Neden bitti? Neden oyunda yenilgi yazdı falan filan diye yorumları görüyorum. Artık abi bunu bir öğrenin yani sürekli söylüyorum. Hakimiyet kısmı var burada. Buradaki hakimiyet kısmına gireceksiniz zafer koşullarında. Bakın buraya girdiniz. Zafer koşulları hakimiyet. Eyaletleri kontrol edip %100 yapacaksınız. Eğer burada tur limiti olursa direkt sizi o tur limitine kadar dünyayı fethetmezseniz yenildi sayar. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Başka bir hiçbir şekilde ayarımız yok. Ayarlarımız bu şekilde. Bir de bir hatırlatmam daha olacak. Bizim Discord sunucumuz var. Bilen var, bilmeyen var. Yeniden söyleyeyim istedim. Güzel sohbetler ediyoruz orada. Arada birlikte oyunlar oynuyoruz. Gartic.io falan oynuyoruz. Discord sunucusuna üye olanlarla birlikte. Dediğim gibi siz de Discord sunucumuza gelirseniz birlikte eğleniriz. Güzel sohbetler, muhabbetler ederiz. Sizleri de Discord sunucumuza bekliyorum. Bu arada şuradan yönetim vergi. Vergi yaban abi biraz. Diğerinde yatırıma ver her şeyi. Türkiye'de ayarları bu şekilde yaptım. Oyunun sesi biraz fazla geliyor. Aslında oyunun sesinden kısayım abi direkt buradan. Şöyle kıssam. Ve OBS'ten açsam. Daha mantıklı. Aynen şu an geliyor abi oyun ses size güzel bir şekilde. Tamam. İlk defa deniyorum dediğim gibi iki devletle birlikte oynamayı nasıl olacak hiç fikrim yok. Direkt ittifak talebi ediyorum Azerbaycan'a. Birlikte oynayacağız bakalım. Bu arada diplomasi bug'ı falan olursa artık şu ticaret talep et şeyini kullanmaya başlayacağım. Eğer diplomasi bug'ı olursa bilginiz olsun. Eğer diplomasi bug'ı falan olursa bu ticaret talep et şeyini kullanmaya başlayacağım. Haberiniz, bilginiz olsun. Şimdi sen abicim şuradan Balkanlara yürü bakalım. Evet, şimdi Azerbaycan'la oynamaya geçtik. Türkiye ittifaka katılmak istiyor. Kabul edelim abi. Bu şekilde oynanıyormuş demek ki. Burada da abicim paso ekonomi. Her şey ekonomi. Her şey ekonomi. Ve sonrasında abi nüfusu zaten zor geliştiririz Azerbaycan'da. Nüfusla herhangi bir şey yapmayacağız. O yüzden nüfusa basmıyorum. Full üretim, vergi ve yönetim basalım. Evet ve askerleri de buraya getiriyorum. Turları da bu şekilde geçeceğiz. Vallahi güzel oluyormuş böyle iki devlet kontrol edince. Direkt turları geçiyorum abi hızlıca. Lan iki kere tur geçmek falan tuhaf oluyor biraz ama olsun. Acaba şu anda ben Azerbaycan'ın şeyini kontrol edebiliyor muyum? Yok edemiyorum. Anlaşıldı. Şimdi para biriktireceğiz abi hızlı hızlı. Biraz yavaş oynayacağız. Bu seride. Bakalım. Turu geçtik. Abi şuradaki orduyu sen direkt buraya getir. Direkt Gürcistan'ı ve Ermenistan'ı alalım. Topraklarımıza katalım. Türkiye'nin düşmanları var bu arada. Sürekli bize savaş ilan eden devletler var. Bu devletleriyle ilişki geliştireceğiz. Suriye'ye, Irak'a dalacağız. İran'a dalacağız. Bu coğrafyanın şu kısmını ben kendime alacağım. Türkiye'yi alacağım. Azerbaycan'a ise tüm Asya kısmını vereceğim. Bu Asya kısmı da hepsi buraya olacak. Yani şu sınır hattımız var abi bizim. Bu sınır hattından batısını kendime, doğusunu Azerbaycan alacağım. Bakalım güzel bir seri olacağı benziyor. Vallahi ilk defa deniyorum ben de. İyi bir şey olacak gibi. Abi şöyle yatırım yapalım. Ama bizi zarara sokmasın fazla. Şöyle bunda da yatırım yapacağız. Çok fazla zarar sokmaz. Türkiye'ye 800'lük bir zarar sorun yapmaz. Aslında Türkiye ile abi
Türkiye'yle değil, hatta Azerbaycan'la da. Direkt araştırma. Bir araştırma yapalım abi. Ekonomi değil de biraz araştırma. Çünkü iki devlet de oyunda, teknolojide geride, Türkiye daha geride. Bu yüzden araştırma yapalım. Türkiye'ye de ekonomi büyümesini 25 diyeceğim. Böyle turları geçiyorum hızlıca. Sonrasında dalacağımız devleti biliyoruz zaten. Hazırlıklarımızı yaptık orada. Ordumuz bekliyor. Vallahi biraz tuhaf oluyor böyle. Ama alışırız abi, sorun değil. Yönetime ver abicim. Evet. Daha şu anda teknoloji puanı alamadık Azerbaycan'da. Teknolojide Azerbaycan kaç abi? Türkiye 0.46 iken 0.52 Azerbaycan. Böyle hızlıca turları geçiyorum biraz. Şöyle hızlıca turları geçeyim. Sonrasında ise biraz daha araştırma yapacağız. Ya Ermenistan'ı yenmek için tabii ki de şeye gerek yok. Ama biraz şöyle araştırma puanı kasalım. Bu arada bize hakaret eden falan var mı? Var abi. Endonezya, İran. Vay vay vay. İrancıya bak, İrancıya. Ulan hayırdır sana. İran bize hakaret ediyormuş. Bu devletlerle ilişkilerimizi güzelleştirdik. Suriye var burada bize bir sorun yaratabilecek. Diplomatik ilişkileri askıya almış. Abi Suriye'ye karşı ben bir hazırlık yapayım. Azerbaycan'la tek başımıza yeneriz zaten Ermenistan'ı. Şöyle asker basıyorum. Abi aslında böyle yapmasa mıydım? Basamaz herhalde ya bu kadar. Bu direkt diplomasi bug'ı olmasın. Çok olmamış, tamam. Savaşımızı ilan edelim. Abi herhalde sorun olmaz diye tahmin ediyorum ama bakalım. Az askerle saldırıyorum çünkü. Tamam, sorun olmadı fazla. Fazla bir sıkıntı yok abi. Geç buradan. Şimdi buraya 200 asker bırakırsam, buraya 200 bırakayım. Buraya da 900 bırakayım. Buraya bir 50 daha bırakayım. Buraya 131 bırakayım. Bakalım ne olacak. Evet. Sorun olmadı abi pek fazla. Şöyle turu geçtik. Yani fazla da asker basıp daha da ekonomiyi yormak istemedim. O yüzden az askerle yenmiş oluruz abi. Şimdi burada atlatalım. Bunun tüm topraklarını alacağız. Sonra Gürcistan'ı birlikte de alırız. Onu daha rahat bir şekilde Azerbaycan'ı yormadan alırız. Türkiye de burada hazırlanıyor. Güzel. Şimdi abicim sen buralarda toparlan. İran savaşı gelir. Ne bileyim, başka savaşlar gelir. Sorun olmasın. Böyle şeyle Azerbaycan'la hiç şu anda şey yapmayacağım. O öyle kalsın abi. Suriye'ye gireceğim şimdi ve hızlıca. 35.000 ekonomisi var elemanın. Bize delikanlılık yapıyor. Ama öncesinde biraz araştırma yapacağım. Şöyle hızlıca geçeyim turlara. Türkiye ile araştırma çok önemli. Zaten araştırmada neye dayanarak bu kadar geri başlatmışlar bilmiyorum ama çok geride durumda. Çok geri durumda. Ya tam geri yaparsın da yani abi, o kadar da değil yani. Şöyle bakacak olursak misal. Bu 0.52. Biz 0.49'uz. Bu da 0.44 yani. Güçlü devletleri teknolojide bayağı düşük yapmışlar yani. Rusya'nın 0.36 olma gibi bir şeyim var. Fransa bile yani. Hadi İngiltere. Biraz saçmalık olabilir mi? Yapmışlar adamlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle hızlıca turları geçiyorum. Vallahi biri savaş ilan ederse göremem. O kadar şey geçiyorum ki, turları seri geçiyorum ki. Bir de Azerbaycan'a falan attığı için bir tuhaf oluyor. Şöyle şuradan da araştırma yapalım. Malları kısa abi. Bir Türkiye'nin parası bitsin. Bir kadar bir tur geçelim. Yönetime ver abi Azerbaycan'da. Yeni seviyeye geçmiş. Sen de yönetim. Türkiye'de para bitmeyecek herhalde. Vallahi seri seri tur geçemiyoruz o kadar. Normaldeki gibi. Türkiye'de biraz daha yönetime basıyoruz. Bizde ilişki geliştirenler var bu arada. Bakalım kimler geliştiriyor bizde. Vay, Fransa. Olur abi, sorun yok. Barışçıl bir devletiz. Yalnız Azerbaycan'ı seviyor abi Suriye. Yok, sevmiyormuş. Böyle araştırmayı kıssak artık 4.000'lik gelir bize yeter abi. Azerbaycan devam etsin araştırmaya. Ya Gürcistan'a Rusya saldırmadığı sürece hiçbir sorun yok.
Biz para biriktireceğiz Türkiye ile şimdi. Bir 150 bin falan para biriktirelim. Vallahi inşallah biri saldırmaz. Hiç bakmadan geçiyorum direkt hızlı hızlı. İnşallah biri saldırmaz. Ben o kadar hızlı tur geçtiğimde umarım saldırmaz. Evet. Artık araştırmayı kesme vaktimiz gelmiş. 1200'lük bir gelir var abi. Az aslında 1200'lük gelir şu anda. Daha Gürcistan'ı yiyeceğiz gerçi. Biraz daha tur geçiyoruz. Azerbaycan'da biraz daha yatırım yapsam daha iyi olacak bence. Araştırma tamam güzel arttırıyor da yani o kadar da arttırmıyor. Biraz yatırım. Evet, Türkiye ile artık enflasyon gelmeye başladı. Böyle biraz asker basalım. Biraz değil bayağı bir basayım. Şöyle. Azerbaycan'da direkt turları geçiyoruz. Şuradan 1000 bassam yeter. Şurada biraz daha basayım. Şurada basacağım biraz da. Gerçi basmaya gerek yok artık abi. Saldıralım ya. Daha fazla oyalanmak istemiyorum. İlk toprak fethimizi de yerine getirmiş olalım. Bu sayede. Biraz daha yavaş hareket ediyorum abi. Mouse'la. Yoksa harita kayıyor. Biraz daha yavaş. Ağır. Abi. Aldı burayı. Puştu. Buradan asker basacağım. Sen buraya ilerle. Sen buraya ilerle, sen buraya ilerle, sen de gel abicim. Daha asker basamaz, merak etmeyin. Şey, Suriye daha asker basamaz abi, imkanı yok onun öyle bir. Onun öyle bir imkanı yok. Vallahi riski atacağım, şuraya gelmez diyorum. O yüzden riski atacağım abi. Umarım gelmez. Sen de buraya gidersin hocam, sen de buraya gidersin. Hadi bakalım. Oyunu sildim, yeniden yükledim, her şeyi yaptım abi. Bu şey düzelmiyor ya, bu kayma sorunu. Korsan bile yükledim yani siz düşünün. Bazı arkadaşlar korsanda olmuyor. Abi korsan yükle, korsan yükle dediler. Ben de abi tamam dedim, bir deneyeyim dedim. Adamlar sonuçta diyor ki bir bildiği var dedim ama bir bildikleri yokmuş. Yani korsan da ilk defa Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs'ı aldığını gördüm abi. İlk defa oyunda bir ilk yaşamış olduk. Sen de abicim şuraya gidersin. Sen de buraya gidersin. Buradan hızlıca bir fetih hareketi sürdürelim. Böyle. Ben o savaş tazminatına falan yanlışlıkla bir şey basmışımdır. Hiç riske atmaya gerek yok. Gerçi bassam da bir şey olmayacak ama. Olsun. Olsun abi. Hiç riske atmaya gerek yok. Sen kardeşim bizi sev. Azerbaycanlılar sizi çok severiz. Bizi sev. Böyle güzel bir müttefikliğimiz olmuş oldu. Şöyle. Biraz seri yavaş ilerleyecek. Ağırdan alacağız seri ama güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Böyle eyaletlerin asimilasyonlarını yaparsak eğer daha da iyi olur bizim açımızdan. Güzel yetti abi yetti. Sorun değil. Kimseyi savaşa çağırmıyorum. Buraya 3000 yeter. Şuraya 3000 yolla. Hatta buraya sen tamamıyla git abi. Sen de buraya git. Çünkü oradan daha İsrail'e kayacağım. Tamamdır. Şuraya 3000 yolla. Üstüne bunu yolla. Daha oradan İsrail'e kayacağım. Bu yüzden onun için adamları kaydırıyorum oraya. Yolla abi. Şimdi yere tur geçmek biraz sıkıntı gibi gözüküyor ama alışınca bir sorun kalacağını düşünmüyorum ben. Biz İlk defa böyle oynadığımız için de böyle geliyor. Yoksa bir sorun olacağını sanmıyorum. Biraz da araştırma verelim abi o zaman. Şöyle ufaktan bir araştırma da verelim. O para hızlı bitsin. Yoksa o paranın biteceği yok. Buraları yavaş geçtiğimiz için. Abi hızlıca İsrail'de patates ettik. Şöyle paşam. Gel abicim sen de buraya. Eyvallah. Hadi bakalım. Şimdi biraz ilişki geliştireceğiz ama onun öncesinde şöyle ben bir sefere daha çıkacağım abi. Biliyorum fazladan şey yaptım. Abi kaldı burada 2000, 2000, 2000, 2000, 500, 500, 150, 150. Hadi bakalım. Şöyle geçsinler abi.
Azerbaycan tarafında sıkıntı yok. Ekonomi gayet güzel artıyor. 43 bin ne demek ya? İran'ın ekonomisi 74 bin yani. 43 bin gayet iyi. Gayet iyi abi. Araştırmalarımız varmış. Yapalım abicim. Yapalım abi. Araştırmaları sorun değil. Hızlıca bu arkadaşı da hemen fethedelim. Topraklarımıza katalım. Sen de abi böyle böyle hızlıca bize katılırsan sevinirim. Senle de bir ufaktan hazırlık yapalım da ekonomi çok kötü be abi. Yani tamam iyi. Yine idare eder de yani o gelir kötü yani. Oradaki ekonomi birimi iyi. O birimi iyi. Ama yani şey kötü. Abi oradaki bizim gelirimiz çok kötü. Mesela Türkiye'de de kötü. 3500 gelirle asker basamazsın. 6. sıradayız bu arada. Ve Bosna Hersek bizle ilişkisini düşürüyor. Ne alaka? Ne alaka? Evet, diplomatik ilişkiler askıya alındı. Al bakalım, sen bize savaş ilan edeceksin belli. Romanya abi, sen saygılar. Romanya ile biraz ilişki geliştirelim. Biz Batı ile biraz daha ılımlı gideceğiz. Biraz doğuya ilerleriz abi. Sonrasında da bakarız artık. Biraz ılımlı ilerlemekte fayda var çünkü. Niye sürekli? Tehditkar olalım abi devletlere. Gerek yok. Meksika da bizle ilişkisini düşürmüş. Düşürsün. Bakmıyorum şu anda. Paramı da harcamıyorum abi. Türkiye'de para birikecek. Türkiye'de para birikecek. O ordu Gürcistan'a yeter. Türkiye'de para birikecek. Biraz da Azerbaycan'dan basarım. O ordu yeter abi. Videomuzda 16 dakika olmuş. Bir Gürcistan seferi yaparız. Ve onun sonrasında bölümü sonlandırırız. Gelirimiz 1400 oldu abi. 1400'lük gelir çok az. Vallahi çok az. Abi savunma yapar. Biraz Azerbaycan. Ben hızlıca bitiririm. Böyle 2500. 2500'ü buraya bırak. Böyle. Neden Azerbaycan'ın ekonomisi bu kadar kötü oldu? Biz oynadığımızda böyle değildi abi. Biz oynadığımızda hızlı hızlı tur geçip ekonomi kasmıştık. Gerçi de burada o kadar hızlı tur geçemiyoruz maalesef. İki devleti birden kontrol etmemiz gerektiğinden o kadar hızlı tur geçtiğimizde biri bize saldırır, bir şey olur falan. Yani bu riski atamıyorsun bunu. Bu kadar. Çünkü tek devlet kontrol etmek kolay. Hızlı hızlı tur geçiyor. Sana saldıran var mı yok mu görebiliyorsun, anladın mı? Ama bu böyle kolay değil yani. Abi Azerbaycan sonradan katılır savaşa. Ben bunları alırım. Azerbaycan sonradan katılır abi savaşa. Şöyle yaparım ben. 800 buraya. 1000 de buraya. Yolla abi. Azerbaycan da ondan sonra katılır. Toprakları Azerbaycan'a veririz. Biraz yorulmasın abi savaşta. Yalnız şu anda ben Azerbaycan'a geçemiyorum. Ha, geçtim. Tamam, geçtim. Şimdi oldu. Savaş ilan et. Biz de katıldık savaşa. Şimdi şöyle yapacağız. Bu topraklar senin diyeceğiz acı. Ha, diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz peki? Ben böyle yaparım ben. Alırım toprakları, sonra ticaret talep edip veririm. Daha mantıklı. Abi hepiniz İran sınırına. İran sınırında bir kızışma olacak belli. Orada bir sorun olacak, o çok belli. O çok belli abi. Orada bir sıkıntı olacak. Ama o sıkıntı büyümeden halledelim biz. Kabul et. Tamam abicim. Ticaret talep et. Altın. Altın değil, bir dakika. Eyalet. Al abicim bunları diyeceğiz. Al kardeşim diyeceğiz. O da alıyorum abi diyecek. Tamamdır. Tamamdır. Evet, gelirimiz güzel. Şu anda dünyanın en büyük 5. ülkesiyiz. Bu arkadaşlarla ilişkilerimizi iyileştirmek durumundayız şu anda. İran ile olan ilişkimi benim geliştirmem lazım. Yani biraz daha İran Savaşı'nın geç başlamasını istiyorum ki burada Mısır da var. Hepsi birden bana savaş ilan ederse zorluk yaşarım bayağı bir. O yüzden biraz abi ılımlı gideceğiz. Şu asimilasyonları da yollayayım ve artık bu videoyu bitirelim. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Yeni seri fikrimizi beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.